Yani İslam Bey, aslında başka şeyleri soracaktım ama altındaki hareketlilik oldukça dikkatimizi evet. çekti. Gram altında artık 900'ün üzerindeki rakamları görmeye başladık. Nedenleri nedir? Son 2 yıldır altın fiyatlarındaki baskılanma tekrar 2000 dolar seviyesiyle yeni bir rekor bu hafta kırıldı. Tabii ki bunun nedeni jeopolitik risklerin artması, özellikle küresel piyasalardaki manipülasyon fiyatlamasıyla emtia fiyatlarında hızlı bir yükseliş görüyoruz. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşından dolayı küresel piyasalarda yaşanan belirsizlik ve beraberinde savaşın ne kadar süreceğiyle alakalı belirsizliğin devam etmesi güvenli limanlara talebin biraz daha artmasına neden oluyor. Diğer önemli bir faktör ise enflasyon rakamlarının yükseliyor olması. Enflasyon rakamları yükselmeye devam ettikçe yine altın gibi güvenli limanlara artan talep devam ediyor. 2 yıl önce COVID-19 sürecinde 2070 dolar seviyesine kadar yükselen ons altının tekrar 1678 dolar seviyesine kadar gerilediğini gördük. Gümüşün ons fiyatı 2 yıl önce 30 dolar seviyesine kadar yükseldi. Tekrar 21.80 dolar seviyesine kadar geriledi. Aradan 2 yıl geçti. Tekrar 2000 dolar seviyesi test ediliyor. Gümüşün ons fiyatında 26 dolar seviyesi test ediliyor. Ancak burada koca bir soru işareti var. Tekrar bu fiyatlar aşağı yönlü mü kırılacak? Bu yükselişlerini devam ettirecek mi? Bu yükselişlerin devam etmesi için savaşın da devam etmesi gerekiyor. Enflasyon rakamlarında tekrar artmaya devam etmesi gerekiyor. Özellikle altın yatırımcısı bu hafta bu agresif yükselişlerde eğer TL'si olan altın almaya müsait olan vatandaşlar varsa bu fiyatlamaların aslında sağlıksız fiyatlamalar ve agresif yükselişlerin sonunda tekrar kar satışlarını beklemesi gereken bir rakam olduğunu da özellikle ifade etmek isterim. Yani o zaman alım zamanı değil, öyle değil mi altında? Altın uzun vadeli bir yatırım aracıdır. Özellikle yıllık bazda baktığımız zaman hem gram altın tarafında hem ons altın bazında bu değer artışları devam edecektir. Orası ayrı. Özellikle 2022 yılıyla alakalı ne mesajımız vardı yatırımcılara? Ons altında 2150 dolar, gram altında 1450 lira. Ons gümüşte 40 dolar, gümüşün gram fiyatında 20 lira seviyesini bekliyoruz. 2022 yılındaki beklentimiz bu yönde. Ancak bu beklentilerimize rağmen bu 2 haftalık süreçte bu agresif yükselişlerde tekrar tepki düşüşlerini, kar satışlarını beklemenin daha sağlıklı bir karar olduğunu düşünen birisiyim. Özellikle yatırımcılar şuna da çok dikkat etmesi gerekiyor ki her yıl biz bu senaryoları görüyoruz. Özellikle 600 lira, 700 lira seviyelerinden hiç almayanlar 1000 lira seviyesine yaklaşınca veya 1000 lira seviyesi kırılınca herkes kuyruk oluşturuyor. Bu döviz tarafında da aynı. Dolar TL kurunda, Avro TL kurunda, döviz kurlarında da aynı. O yüzden vatandaşlarımızın bence bu süreci bir manipülasyon fiyatlamasının içinde, tabii bunun içinde spekülasyon fiyatlaması da var, savaş fiyatlaması da var ve belirsizlik de var. Bu fiyatların içinde her şey var. O yüzden bence hiçbir şey yapmamanın, yani soğukkanlılıkla beklemenin aslında çok şey olduğunu da tekrar belirtmek isterim. Evet. Şimdi şunu da sormak istiyorum. Biliyorsunuz bu kur korumalı Türk lirası mevduat hesaplarında evet. yeni bir açıklama da geldi. Bu açıklamadan şirketler de yararlanacak. Bunu da ifade edelim. Birazcık evet. yani farklılığı hem sizden öğrenelim istiyorum. Hem de piyasalara yansımaları olur mu? Onu da sorayım. Çünkü dolarda, euroda o yükseliş yok ama dolarda artış söz konusu. Neler söylemek istersiniz? Kur korumalı TL mevduat hesabında daha önce şirketlerin 6 aya kadar bir süresi vardı. Bu 3 aya çekildi. Bence mantıklı ve isabetli bir karar oldu. Çünkü şirketlerden bahsediyoruz. Yani bu insanlar sonuç itibariyle ticaret yapıyorlar ve nakit paraya çok hızlı ihtiyaçları olabiliyor. Bunun 3 aya çekilmesi de şirketlerin tekrar bu sisteme dahil olmasını destekleyecek faktörler arasında. Vade uzun olduğu için tereddütlü olan şirketler vade azaldığı için, 3 aya çekildiği için bu sisteme giriş yapmalarını daha hızlandıracağını düşünüyorum. Evet, peki şimdi altını değerlendirdik, doları da değerlendirdik. Merak evet. edilen bir başka husus da şu. Acaba kripto paralarda ne oluyor? Bir anlık yükselmeleri gördük. Yani evet, bir miktar geri çekilme olur demiştiniz, sizin beklentiniz evet. bu yöndeydi. Daha da aşağı iner mi? Şimdi soru bu. Kripto para yatırımcısına her zaman şunu söylüyorum. Altın fiyatları yükseldiği zaman kripto paralar düşer. Kripto paralar yükseldiği zaman altın fiyatları düşer. Böyle bir ilişki var aralarında.
Altın ons fiyatı 2000 dolara yükseldi. Yine kripto paralarda düşüşler görüyoruz. Bu tezimiz geçerliliğini koruyor. Özellikle altın karşısında, döviz karşısında en çok ne değer kaybetti? Euro-dolar paritesi, İngiliz sterlin paritesi, kripto paralar ciddi bir anlamda değer kaybetti. Eğer yatırımcılar bu piyasaya giriş yapmak istiyorlarsa, uzun vadeyi göz önünde bulunduruyorlarsa ve kaldıraçlı işlem yapmıyorlarsa, ben 34 bin dolar veya 32 bin dolar seviyesiyle bu düşüşlerin sınırlı kalacağını tahmin ediyorum. Yarın bugün bir ateşkes, bir ara verme, bir anlaşma haberi gelirse bu sefer agresif yükselişler göreceğiz ama bu yükselişlerde fırsat vermeden bence yoluna devam eder. Kabaca şu fiyatlamalı yatırımcısının bence takip etmesi gerekiyor. 32.000-52.000 bandı. Bu band aralığında bir ay boyunca fiyatlamanın geçerli olacağını düşünüyorum. Evet, şimdi yani bu ay tabii ki merkez bankalarının faiz kararları da çok fazla merakla takip ediliyor. Eskisi kadar ağırlığı kaldı mı yoksa biraz savaşın gölgesinde mi kaldı, onu sorayım. Bir de FED hala çok yakından takip ediliyor mu? Yorumlarınız nedir? Şimdi Yaprak Hanım, yurt içinde ve yurt dışında açıklanan ekonomik veriler, merkez bankalarının kararları şu an savaşın gölgesinde kaldı. Savaş küresel piyasalarda ciddi belirsizliğe neden oldu. Enerji krizindeki fiyatlamaya neden oldu. Petrol fiyatları 140 dolara gördü derken enflasyon artmaya devam ediyor. Bu da enflasyon riskini tetiklemeye devam ediyor. Bu da dünyada enerji krizlerinin tekrar konuşulmasına neden oluyor. O yüzden ekonomik verilerin şu anda herhangi bir önemi yok. Bu hafta yine Amerika'dan gelecek enflasyon verisini takip edeceğiz. Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararını takip edeceğiz. Ancak yine merkez bankaları söylemlerinde savaş riskine atıfta bulunarak yine belirsizliğe dikkat çekecek ve hamlelerini biraz daha geciktirecek gibi duruyor. Ama içeri baktığınız zaman yine bu kadar yüksek bir kur varken karşımızda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faizlerde bir değişikliğe gitmeme ihtimali çok yüksek. Hatta yüksek bir kur karşısında isterseniz bu fiyatlar biraz daha yükselsin modunda Merkez Bankası belki bir müdahale söz konusu olabilir diye düşünüyorum. Ya İhsan Bey, şimdi de şunu da konuşuyoruz. Siz az önce kısaca değindiniz ama akaryakıt fiyatları, işte petrolde artık hani sizin öngörünüz vardı 150 dolar seviyeleri. Çok çok yaklaştık. Ama içeride de bu tabii ki birçok şeyi etkiliyor. Özellikle maliyetleri yükseltiyor. Evet. İşte yani araç kullananları çok yakından ilgilendiriyor. Bir takım düzenlemelerle acaba bu artışlar kompanse edilebilir mi? Ya da sizin bir öneriniz var mı? Yani petrol fiyatlarındaki yükselişler dışsal etkenler olduğu için, savaş dolayısıyla olduğu için 140 dolar seviyesi çok da müdahale edebileceğiniz bir süreç değil. Bütün dünyada petrol fiyatları artıyor. Ama içeride tekrar enerji kriziyle alakalı hem elektrik faturalarında hem doğalgaz faturalarında hem de petrol fiyatlarında yeni anlaşmalarla aslında bir takım iyileşmeler olabilir ama kısa vade için değil. Mesela Nisan ayı olabilir, Mayıs ayı olabilir. Böyle bir gelişme olabilir. Rusya çünkü dost ülkeler ve düşman ülkeler olarak ülkeleri iki gruba ayırdı. Dost ülkeler arasında Türkiye de var. Türkiye büyük bir ihtimalle enerji tarafında, doğalgaz, petrol fiyatlarında muhtemelen Rusya ile yeni bir anlaşma yapacaktır. Ve bu fiyatlar veya düşük kurlar da ister istemez piyasalara yansıyacaktır. Diğer önemli bir faktör de bu fiyatlamaların aslında suni olduğunu, geçici olduğunu da bilmek gerekiyor. Bu 140 dolar, 150 dolar öngörümün geçerli olduğunu tekrar belirtmekle birlikte geçici bir fiyatlama olduğunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor. O yüzden bugünlerde tekrar sıkıntılı, bütün dünya ekonomilerde sıkıntılı bir gün vardır. Bu sıkıntılı süreç muhtemelen bu ay devam edecektir. Ama Türkiye'de gereken tedbirleri dış diplomasideki görüşmelerle biraz daha minimum seviyeye çekme ihtimalini çok güçlü görüyorum. Özellikle gıda tarafında ve enerji tarafında Rusya ile yeni anlaşmalar yapma ihtimalini çok kuvvetli gördüğümü söyleyebilirim. Şimdi akaryakıt fiyatlarında şu şekilde teklifler de var. KDV ve ÖTV oranları düşürülsün şeklinde. Böyle bir uygulama olabilir mi ya da gündeme gelebilir mi diye sorayım. Ben şu anda zor bir ihtimal olarak bunu düşünüyorum. Çünkü dışsal etkenlere baktığımız zaman bu savaş riskiyle birlikte oluşan fiyatlamalar içsel problem olmadığı için bu tarafında geçici sorunlar olduğunu göz önünde bulundurarak bu tarafta çok fedakarlık yapmak istemeyeceklerdir. Çünkü doğalgaz tarafı, elektrik tarafı biraz daha ağır basıyor. O yüzden bence bu tarafta ÖTV veya KDV indiriminin olma olasılığını biraz zayıf gördüğümü söyleyebilirim. Peki, çok teşekkür ederiz değerlendirmeleriniz ve katkılarınız için. Yarın görüşmek üzere diyoruz. Sağ olun.
Altın ve para piyasaları uzmanı Sayın İslam Memiş bizlerle birlikteydi sevgili izleyiciler. Önemli açıklamalar var, önemli konulara dair. Ben teşekkür ederim.